Bartın Üniversitesi ile Hayatın İçinden programından hepinize iyi akşamlar dilerim. Bugün size bir açıklamayla başlamak isterim. Bartın Üniversitesi 2 senedir bahar şenliği yapamıyordu. Bu bahar şenliğinin yapılmaması sebebi ülkemizde olan elim sıkıntılardan ve elim yaşanan olaylardan dolayı bahar şenlikleri iptal edilmişti. Bahar şenlikleri hem konser cihetinde hem de toplantılara kadar bütün programlar iptaline karar verilmişti. Bu sene böyle bir sıkıntı problem olmadığından dolayı Bartın Üniversitesi 4 gün süren 5 Mayıs'ta başlayan bir programla, güzel bir programla girişini sağladı. İlk gün tiyatrolarla bu işe başladı. İkinci gün yani salı gün, çarşamba günü ise Selçuk Balcı'yla bir konser verdi. Bu akşam ise Zakkum'la beraber bir konser verdi. Cuma günü ise İrem Derice ile Bartın'daki üniversitedeki arkadaşlarımızla beraber olacak. Bundan dolayı Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ramazan Kaplan'a teşekkür eden, etkileşimde bulunan, yardımda bulunan basın yayın halkla ilişkiler koordinatörlüğüne ve de ismini bilmediğimiz ve yardımda bulunan bütün ekiplere teşekkür ediyoruz. Ve de Bartın Üniversitesi hem üniversitede vermiş olduğu devamlılıklarda devam ediyor ve de burada Bartın Üniversitesi Bartın'ın halkıyla onların sıkıntılarını ele almak için yine bugün Bartın TV'de yayınımıza devam ediyoruz. Hocamı tanıtalım ilk önce. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Metin Tunay. Bugün onunla beraber Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları ve de istihdam konularını ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Adem. Hocam sizi biraz beklettik. Çünkü Bartın Üniversitesi'nin bahar şenlikleri var. Yani onları da bir anlatalım canlı canlı. Çünkü konserden direkt buraya geldik. Hem halkımıza elimizden gelen bütün desteği vermek hem de öğrencilerimize elimizden gelen bütün desteği vermeye çalıştık. Sizi de biraz, bunu anlatırken biraz beklettim. Onun için özür diliyorum. Hocam ilk önce başlayalım. Meslek Yüksekokulları dedik, istihdam dedik. Evet. Hocam meslek yüksekokulu nedir ve de istihdam nedir? Meslek yüksekokulunu tanımını 2547 sayılı yasadaki tabiriyle yapacak olursak belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık eğitim ve öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur. Yani mesleki ve teknik eğitimin yüksek öğretim aşamasıdır meslek yüksekokulu. Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıdır. Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirme amacına yöneliktir meslek yüksekokulları. Şimdi bir piramit, 3 basamaklı bir piramit düşünürsek, üst basamakta yönetici, mühendis, alt basamakta teknisyen, usta, işçi, bunların birbiriyle bağlantısını, iletişimini sağlayacak uygulayıcı eleman olarak, ara eleman olarak meslek yüksekokulları mezunlarına ihtiyaç var. Bunları yetiştirmek, nitelikli insan gücü, ara eleman yetiştirmeye yönelik yüksek öğretim kurumları. Tabii ön lisans seviyesinde eğitim, öğretim veriyor meslek yüksekokulları. Şimdi ön lisans programı olarak ülkemizde uygulayan meslek yüksekokulları, açık öğretim yine ön lisans programları, bunlar üniversite bünyesinde. Üniversite bünyesi dışında da yine ön lisans programı olarak polis meslek yüksekokulları, askeri meslek yüksekokulları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin assubay seviyesinde eleman yetiştiren. Bu kapsamda baktığımızda 2008'de mesela bizim üniversitemiz 2008 yılında kuruldu, Bartın Üniversitesi. 2008 yılında 547 adet meslek yüksekokulu ülkemizde var iken bu %50 neredeyse artışla günümüzde 802'ye ulaştı meslek yüksekokulu sayısı ülkemizde. Bu 802 meslek yüksekokulunun 705'i yani yaklaşık %88'i devlet üniversitelerinde. 57'si yani yaklaşık %7'si de vakıf üniversitelerinde. 8 tanesi %1 oranında vakıf meslek yüksekokullarında.
32'si de yani %4 kadarı da meslek yüksek okullarda bulunuyor. Bu Yükseköğretim Kurulu'nun hazırlamış olduğu bir rapordan alınan veriler bunlar. Bu meslek yüksek okullarının 549'u teknik sosyal olmak üzere farklı eğitim programlarında, 253 tanesi de sağlık, turizm, havacılık, adalet, maden, ulaştırma gibi tematik alanlarda eğitim veren yüksek okullar. Tabii açık öğretimin ön lisans programlarında eğitim gören öğrencileri de dahil ettiğimizde ön lisans programlarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 600 bine yakın. Yani yüksek öğretimde okuyan öğrencilerin yaklaşık %30'unu meslek yüksek okulu öğrencileri oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle rakam verecek olursak ön lisans öğrencilerinin %51'i yani 777 bin tanesi meslek yüksek okulları bünyesinde, %49'u yani 749.900'ü açık öğretim ön lisans programlarında okumakta. Yine meslek yüksek okullarda eğitim gören öğrencilerin yaklaşık %91'i devlet üniversitelerinde, %6 kadarı vakıf üniversitelerinde, %1'i de diğer meslek yüksek okullarında eğitim görmekteler. Hocam istihdam konusunu ele alırsak meslek yüksek okullarını gerçekten ciyet hepsini açıkladınız hocam. Evet. İstihdam kelimesini biraz ele almak istiyorum hocam. İstihdam tabii mevcut iş gücünün işlendirilmesini ifade eden bir kavram. Mevcut iş gücünün üretimde çalıştırılmasını anlatan bir kelime, kavram. Tabii meslek yüksek okullarının bünyesindeki öğrencilerin mezuniyetinden sonra bu işlendirilmeleri veya rahatlıkla iş bulmaları konusu çok önemli. Evet, evet. Yani bu yetkinliği, beceriyi branşlarıyla ilgili olarak, eğitim aldıkları branşlarla ilgili olarak gerekli istihdam edilebilirliğini sağlayacak gerekli beceri ve yetkinliği okurken verebilmek çok önemli. Nitelikli insan gücünü yüksek okullarda bu ara eleman ihtiyacını nitelikli olarak yetiştirebilmek çok önemli. Bu amaçla da tabii biz üniversitemiz bünyesindeki meslek yüksek okulumuzda gerekli iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz bu çerçevede. Hem fiziki mekan, atölye, laboratuvar açısından hem de nitelikli öğrenciyi, beceri kazanmış öğrenciyi yetiştirebilecek olan öğretim elemanlarının yine kalitesini artırma yönünde. Örneğin öğretim elemanlarımızın konularıyla, branşlarıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmeleri, bilgi görgülerini artırabilmeleri amacıyla onların yüksek lisans yapmalarına, doktora yapmalarına, lisans çalışmalar yapmalarına izin veriyoruz. Gerek il içinde gerek il dışındaki üniversitelerde. Yani tabii ki kesinlikle kendi birincil görevleri olan öğrenciye ders verme görevlerini ihmal etmeyecek, aksatmayacak şekilde. Tabii hocam. Bu çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda müfredat iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Yani piyasanın, sektörlerin, branşlarla ilgili sektörlerin istediği iş gücünü sunabilmemiz için güncel olarak nasıl bir insan gücüne, iş gücüne ihtiyaçları var. Bunu araştırıyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek bir müfredatı her sene ders planlarımızı yeniliyoruz örneğin bu çerçevede. Gerekli olan değişiklikleri yapıyoruz.
artık hani günümüzün gerisinde kalmış olan veya ihtiyaca cevap vermeyen dersleri çıkarıp yerine güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek dersleri yerleştiriyoruz. Yine atölye, laboratuvar, fiziksel bütün donanımımızı sağlıyoruz. Eksik olan bir şeyimiz yok. Sayın Rektörümüz bu konuda çok destekleyici oluyor bize. Aynı zamanda yine bu ara eleman, uygulayıcı eleman yetiştirmeye yönelik olduğu için meslek okulları, bu yüksek öğretim kurumları nasıl bu uygulamaya ağırlık verebiliriz, bunu düşünüyoruz. Mevcut programlarımız dahilinde neler yapabiliriz diye. Normalde 4 yarı yıl, 2 senelik bir eğitim öğretim süresi var. Bunu acaba iş yeri eğitimi şeklinde 1 yılda 3 sömestr, trimester deniyor buna. Olacak şekilde işte 6 sömestr, yani 6 yarı yıl, yine 2 yıl şekline getirebilir miyiz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eğer gerçekleştirebilirsek öğrencilerin iş yeri eğitimini daha fazla yapmak imkanına kavuşacağız. Yani hem teorik eğitim hem iş yeri eğitimi uygulamaya yönelik olarak öğrencilere bilgi, beceri, nitelik kazandırma açısından çok etkili olacağı inancındayım ben. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki yarı yıllarda eğitim öğretim dönemlerinde gerçekleştirmek umudundayım. Herhangi bir aksaklık olmazsa. Bunun dışında kendi yüksek okulumuzla yani Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak yöre insanının ihtiyacına yönelik, yöre sektörlerimizin ihtiyacına yönelik nitelikli, kaliteli insan gücünü, ara elemanı yetiştirme hangi programlara ihtiyaç duyuluyor bu yörede? Biliyorsunuz Bartın Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi dahilindeki meslek liselerinden mezun olan öğrenciler sınavsız geçişle kendi alanlarındaki bizim programlarımıza girebiliyorlar. Tabii hocam. Onlara da yönelik olarak yine programlar açmak. Tabii şu anda üniversitemizin bir fiziksel mekan sıkıntısı var. Bu fiziksel mekan sıkıntısı tabii yeni kampüsümüzün de yapılmasıyla yavaş yavaş ortadan kalkacak. Çok daha program çeşitliliğimiz artacak. Şu anda imkanlar ölçüsünde programlarımız zaten 15 tane birinci öğretim programımız var. Bunlardan 6'sında ikinci öğretimimiz var. 15 programımız. Bir tane uzaktan eğitim programımız var. Bunlarda eğitim öğretime devam ediyoruz. 2300 öğrencimiz var. Anladım hocam. Hocam evet. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bir üniversiteye hazırlanan bir öğrenci lise çağında ya da sınava hazırlanıyor. Evet. Bu öğrencimiz meslek yüksekokuluna avantajı ne olduğunu söylersiniz bu öğrencimize? Yani meslek yüksekokulunun avantajı şudur diyebileceğiniz. Meslek yüksekokulları ön lisans seviyesinde eğitim veren kurumlar olduğu için lisans programlarına göre puanları nispeten daha düşük. Yani girme şansı daha fazla öğrencilerin, lise mezunu öğrencilerin. Üstelik sınavsız geçiş imkanı var. Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi çerçevesinde 2002 yılında 4702 sayılı yasayla Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi ile ilişkilendirildi meslek liselerindeki programlar ve meslek yüksekokulu da ilgili alandaki programlarına sınavsız geçiş hakkı verildi. O hala devam ediyor. Şimdi bu bir imkan var. Tabii 2 yılı bitirdikten sonra dikey geçiş sınavım var. Dikey evet, geçiş sınavına girip öğrenciler her yıl yapılıyor bu dikey geçiş sınavı. Kendi branşında bir lisans bölümünde eğitimine devam etme hakkına kazanabiliyor mezun olan öğrenciler. Tabii sosyal programlar için özellikle mezunlar
iktisadi ve idari programlardan mezun olan öğrenciler meslek yüksek okullarının işte işletme gibi, muhasebe gibi. Anadolu Üniversitesi'nin işletme ve iktisat fakültelerinin 3. sınıflarına geçiş açık mi? Öğretim programına yani sınavsız dikey geçişi yapabilmekteler mezun olduktan sonra. Yani oradan 4 sene tabii, lisans mezunu olma şansına sahip oluyorlar. Erkek öğrenciler için şimdi bizim meslek yüksek okulu mezunu erkek öğrencilerimiz yüksek öğretim mezunu gibi kabul edilmiyor, kabul görmüyorlar askerlik açısından. Evet hocam. Tabii Yüksek Öğretim Kurulu Genelkurmay Başkanlığı'na bir beyan sunu yaptı. Bunun giderilmesiyle ilgili. Belki o da görüşülüp karara bağlanacak. Onlar da kısa dönem askerlik yapma şansına sahip olabilecekler. Şu an itibariyle ama erkek öğrenciler kısa dönem askerlik imkanından yararlanamıyor. Hocam şimdi meslek yüksek okulları dediğimiz zaman bunda polis meslek yüksek okulları, sağlık hizmetleri falan hepsi dahil değil mi hocam yani? Meslek yüksek okulu olarak. Tabii. Hepsi ön lisans seviyesinde eğitim öğretim kurumu. Ama yani polis ve askeri meslek yüksek okulları üniversite dışında yüksek okullar, ön lisans eğitim veren kurumlar, diğer açık öğretim ön lisans programları olsun, devlet ve vakıf üniversitelerindeki meslek yüksek okulları olsun, onlardan farklı polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meslek yüksek okulları. Yani birisi üniversite bünyesinde, diğeri üniversite bünyesinde olmayan meslek yüksek okulları şeklinde. O şekilde gruplandırabiliriz. Devlet, vakıf, üniversitelerindeki meslek yüksek okulları bünyesinde 215 adet farklı ön lisans programı bulunuyor. Şimdi 97'deki bir İSKET kodlaması söz konusu oldu. 97 senesinde uluslararası bir sınıflandırmaya veya standartlaştırmaya gidildi. Yani meslek liselerinin alanlarıyla meslek yüksek okullarındaki programların özdeş isimlendirilmesi amacıyla 2009 yılında tüm bölüm ve programlar İSKET uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırıldı. Mesleki orta öğretimdeki alan ve dallarla böylece uyumu sağlandı. Yani bu sınavsız geçiş için özellikle çok önemliydi bu. Tamamen şimdi o meslek liselerinin uzantısı şeklinde sınavsız geçiş yapacak öğrenciler için kendi branşlarıyla ilgili programlar mevcut meslek lise okullarında. Rahatlıkla geçiş yapıp hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi MEO mezunları, meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında istihdamı nasıl oluyor? Yani iş bulabilme diyelim. Artı olarak yani iş bulabilmeleri için ne gibi önerileriniz var bir MEO meslek yüksek okulu öğrencisi için? Evet. Şimdi tabii ilgili sektörlerle, yani yüksek okulda okuyan öğrenci kendi branşındaki sektörle bağlantısını nasıl sağlayacak mezuniyetinden sonra, ben bu sektörde çalışacak beceri ve yeterlilikteyim, nitelikteyim, buna sahibim, bunu göstermesi lazım değil mi? Şimdi yani pek hani diplomaya da bakılmıyor artık, çünkü sektör işine yarayacak elemanı, gerçekten çalışacak, verimli olacak elemanı istiyor. Biz de işte temin söylediğim şey trimester olayı mesela, bir eğitim öğretim yılında 3 dönem bu şekilde bir uygulamada 2 dönem, 2 yarı yıl yani bu trimesterin bir
yarı yılını her yıl olmak üzere iş yeri eğitimi şeklinde. Yani ilgili sektörün iş yerisinde eğitimi, öğretim görmüş olacak. Yani uygulama yapacak birebir. Dolayısıyla yani okurken bu yeterliliğe kavuşacak. Yani ilgili sektörle ilgili zaten içinde çalıştığı için gerekli yeterli teorik bilgisini de okulda alıyor zaten. İki dönem her yarı yıl. Toplamda 4 yarı yıl teorik eğitim alacak. 2 yarı yılda uygulamalı iş yeri eğitimi alacak. Şu anda 40 gün staj zorunluluğu var öğrencilerimizin. Bunu yaz döneminde yapıyorlar. Bu stajı tamamlamayan da mezun olamıyor zaten. Anladım. Yani iş yeri eğitimi olarak. Biz amacımız yükseokulumuzdaki eğitim gören öğrencilerimize işte sektörün istediği sektöre yarayacak, yarayışlı olacak nitelikte beceriye sahip öğrenciyi mezun edip sunmak amacındayız. Bu şekilde neler yapıyoruz örneğin? İşte turizm otel işletmeciliği programımız var. Onun öğrencilerine yönelik sektör temsilcilerini çağırıyoruz. Turizm alanındaki İstihdam ve Kariyer Günleri şeklinde sektörün öncü firmalarıyla öğrencileri bir araya getiriyoruz. Konuk ediyoruz bu firma temsilcilerini. Hem staj hem de iş bağlantısı yapıyor öğrenciler onlarla tanışarak. Mesela muhasebe vergi uygulamaları programımız var. Bundaki yeni gelişmeleri aktarmak için öğrencilerimizi davet ediyoruz. Serbest Mali Müşavirler Odası'ndan başkan yardımcısını yeni gelişmeler neyse onları o ağızdan, birinci ağızdan öğrencilere sunuyoruz. Yani sektörün içindeki yani tabii ki hocaları da bunları sunuyorlar ama yani hem öğrenciler sektördeki bir birebir çalışan için içindeki insandan bunları duyması daha farklı oluyor. Bu şekilde uygulamalarımız oluyor. Atölyelerimiz, laboratuvarlarımız gayet donanımlı. Mesela mobilya dekorasyon atölyemizde mobilya dekorasyon programı öğrencilerimiz çalışıyorlar. Aynen bir mobilya atölyesi. Fabrika gibi. Fabrika gibi tabii orada çalışır gibi bütün makineler da uygulama yapıyorlar. Yine Ulus'ta bulunan giyim üretim teknolojisi programımızdaki öğrenciler mesela yakın bir zamanda işte üniversitemizin veya belki piyasanın ihtiyacı olan toptan giyim ihtiyacını, giysi ihtiyacını karşılayabilecek uygulama çerçevesinde konfeksiyon atölyemiz var çünkü Ulus'ta onu kurduk. İşte grafik tasarımı programımızın dijital baskı atölyesi var. Orada her türlü baskıyı yapabiliyor öğrencilerimiz yine uygulama çerçevesinde. Kurcaşile'de gemi inşaatı programımızın gemi inşa atölyesi var. Burada bir ahşap tekne hatta üniversitemizin ilk ahşap teknesini 12 metrelik yapıyor öğrencilerimiz uygulama çerçevesinde. İşte ne yapabiliriz öğrencilerimize? Yani mezuniyetinde ne gibi yetkinlikler ile mezun edelim diye devamlı düşünüyoruz. En son işte bizim Kurcaşili'deki yine yat işletme ve yönetimi programı öğrencilerimizin 6 aylık stajdan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan sınava girip yat kaptanlığı belgesi almalarına yönelik başvurumuzu yapmıştık bakanlığa. Gerekli teknik donanım sağladık, altyapıyı oluşturduk. Sayın Rektörümüzün destekleriyle gerekli ekipmanları tamamladık. Sonra denetimden geçtik.
ve bize yat kaptanlığı eğitim verme yetkisi verildi. Bu Yalova ve Gerze Meslek Yüksek Okullarından sonra yani bir tek bizim meslek yüksek okulumuzda, bizim üniversitemizin meslek yüksek okulunda mevcut. Şimdi mezunlarımız artık yani 11 Mart 2015 tarihi itibariyle bu yetki bize verilmiş oldu. Dönem olarak önceki mezunlarımız da, geçmiş mezunlarımız da bu imkandan yararlanacak. 6 ay deniz stajı yaptıktan sonra bakanlığın sınavına girip yat kaptanı olma imkanına kavuşacaklar. Bunu sağladık mesela. Yani yapabileceğimiz her şeyi araştırıyoruz, yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimiz için. Bu tabii hem görevimiz hem de vicdani sorumluluğumuz. Yani harcadığı zamanın, emeğin, masrafın karşılığını buradaki 2 yıllık eğitiminden sonra alabilsin. Yani sektöre donanımlı giriş yapsın. Bir birey olarak, bir iş gücü olarak yerini alsın diye, istihdam edilebilirliği artsın diye yani. Anladım özetle. Hocam. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha iyileştirmeler yapmaya uğraşıyoruz. Şey soracağım evet. Hocam. Üniversitemiz meslek yüksek okulunda kaç tane öğrencimiz var? Artı olarak ne gibi programlar var? Biraz bahsettiniz ama yani bir de özellikle de şunu sormak istiyorum. Yani lisans programımızda çoğunlukla il dışından öğrencilerimiz var. Acaba meslek yüksek okulda aynı stil burada da mı devam ediyor? Bu 3 soruyu sormak istiyorum size hocam. Şimdi toplamda 2300 öğrencim var. 2300 yüksek okulda, evet. Bizim tabii merkezde 9 programımız var. 4 programımız Kurcaşil ilçesinde eğitim öğretime devam ediyor. 2 programımız da Ulus ilçesinde eğitim öğretime devam ediyor. Ulus'taki bir programımızın ikinci öğretimi de var aynı zamanda. Öğrenci profiline baktığımızda 1337 öğrenci Karadeniz bölgesinden. Evet hocam. Evet. 272 öğrencimiz İç Anadolu bölgesinden, yani en çok Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden öğrencinin geldiğini görüyoruz. Sonra Doğu Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesi takip ediyor. 129 ve 118 öğrenciyle. Yani bunun reçetelisini tuttunuz galiba hocam. Tabii. şeye göre lisans öğrencilerine göre lisans öğrencileri daha geniş bir çerçevede bölgesel olarak dağılımı ama bahsettiğim gibi mesleki teknik eğitim bölgesi mezunlarının sınavsız geçişte önceliği var. Evet hocam. Yani bulunduğu ildeki mesleki teknik eğitim bölgesindeki yüksek okula sınavsız geçişte önceliği olduğu için genelde bizde yani yörenin insanın daha fazla. Yani ne kadar? %50 %50 Bartın ve civarıysa %50'si dışarıdan. Dışarı illerden. Ama lisansta daha fazla dışarıdan gelen öğrenci sayısı daha fazla. Yani daha çok hitap var yani. Mesleki yüksek okullarında Bartın yerelinden öğrenci gelmesi daha çok fazla diyorsunuz. Tabii. Çoğunlukla hocam bir seçtikleri bir bölüm program var mı acaba, yoksa genel olarak hepsine mi talepleri oluyor? Tabii şimdi biz yeni program açarken de özellikle tercih edilebilirliğini, yani talep görmesini dikkate alıyoruz ki Yükseköğretim Kurulu da program açma tekliflerimizi değerlendirirken bunu dikkate alıyor. Yani öğrencinin talep ettiği program mıdır şeklinde. Bizim gerekli incelemeleri yapıyoruz. Kaç meslek yüksek okulunda var Türkiye'de? Mesela bir program açmayı düşündüğümüz zaman doluluk oranı nedir? Yani kontenjanın doluyor mu? Doluluk oranı nedir? Bunlara bakıyoruz. Mevcut programlarımızda herhangi bir
kontenjan dolmaması söz konusu olduğunda, mesela onun altında yerleşim olduğunda zaten Yüksek Öğretim Kurulu takip eden sene kontenjan vermiyor. Yani bir anlamda kapatılmış oluyor Anladım. program. Bizim böyle bir iki programımız oldu. Mesela seracılık programımız vardı. Öğrenci pek rağbet etmedi. Ulus'ta tekstil teknolojisi programımız vardı. Açtığımız sene az sayıda öğrenci geldi. Sonraki sene kontenjan verilmedi. Onların yerine tabii giyim üretim teknolojisini açtık Ulus ilçesinde. Saracılık yerine organik tarımı açtık. Bu sene öğrenci alacağız. Umarım rağbet görecektir. Çünkü organik Tercih tarım bayağı edilecektir. bir tercih ediliyor. Popüler de değil mi? Bir de Yani evet. e-ticaret olarak da organik tarım artık başlanıldı. Yani Evet. normal ticaret var, internet üzerinden de artık organik tarım yapılıyor. Evet, Yani evet. ülke ilerledikçe, insanlar ilerledikçe yani inorganik şey olarak organiğe daha çok istek oluyor. Daha çok yakınlık. Biraz daha tabii hani yaşam standardı yükseldi. Yükseldikçe insanlar sağlığına daha fazla dikkat Tabii, ediyor. tabii hocam. Organik tarım o bakımdan popüler tabii. Umarız biz de işte kontenjan full dolar diye bekliyoruz. Bakalım ne olacak. İnşallah. Onu umuyoruz. Tabii diğer programlarımızda doluluk oranları %60 %100 arasında değişiyor. Hani şu programa çok öğrenci rağbet ediyor diyebileceğimiz genelde grafik tasarım programımız. Halkla ilişkiler ve tanıtım programımız. İşletme yönetimi programımız. Bilgisayar programcılığı özellikle birinci ve ikinci öğretimi. Ulus'ta ormancılık, orman ürünleri programımız. Kurcaşehir'deki tüm programlarımız. Doluluğu çok çok iyi Çünkü hocam yani programlarımız. Türkiye'de Evet. belli az sayıda var. Evet. Ondan dolayı da olabilir. Bir de yat kaptanlığı yani bu ara basında da falan bayağı bir şey yapıldı. Evet. Reklam gelecek senelere Evet. tabii daha çok şey olabilir. Belki daha da farklı programlar açabilirsiniz oralarda. Tabii. Zaten Ulus ilçesi için yeni program tekliflerini yaptık. Şimdi Ulus'ta binamız da yapılıyor. O bina bittikten sonra tabii öğrenci sayısının artması açısından da yeni program tekliflerimiz yine olacak. Kurcaşehir'de yine aynı şekilde merkezdeki fiziksel mekan sıkıntımız inşallah gittikten sonra giderildikten sonra merkezde de aynı şekilde. Çünkü dediğim gibi yani meslek yüksek okulları daha rahat giriş imkanı olan lise mezunu öğrenciler tarafından bir de 2 yıllık bir eğitimden sonra eğer kendinizi yetiştirirseniz yani gerekli niteliklere kavuştuysanız, yeterliliğe, beceriye kavuştuysanız çok rahat iş bulma imkanınız var 2 yıllık bir eğitim öğretim süresinden sonra. Bir handikapı işte erkek öğrenciler için hani Askerlik sıkıntısı var askerlik diyorsunuz hocam. sıkıntısı var. Evet. Şey sormak istiyorum hocam. Meslek yüksek okulları olarak sunduğunuz imkanlar nelerdir? Yani artı olarak sunduğunuz imkanlar. Biz şimdi şu anda fiziksel mekan olarak kampüsün dışındayız. Türbe mevkisindeyiz. Türgeme mevkiinde olarak. Türbe mevkisindeyiz. Evet. Bir lise binasında yerleşik durumdayız şu anda. Tabii beslenme, barınma imkanları üniversitemizin diğer birimlerinden farklı değil. Yine öğle yemeği, akşam yemeği ikinci öğretim öğrencileri için aynı şekilde çıkıyor. Ulaşımda da pek bir sıkıntı yok Ulaşımda hocam. tabii ki yani şehre nispeten daha yakın. Daha Yürüyerek öğrenciler gidip gelebiliyor. Ama tabii kampüsün imkanların
açısından, yaralanma açısından, hani gidip gelme açısından biraz sıkıntıları var. Nedir? Kütüphane merkez kampüste, kapalı spor salonu merkez kampüste, bir aktivite olduğu zaman konferans salonu. Evet. Ama bunun mühendislik fakültesi de aynı şekilde yaşıyor. Bu sene o da aynı konumda. O da aynı şekilde. Ama yani yavaş yavaş bunlar pek sorun haline gelecek değil tabii. Çünkü mühendislik fakültesi güzel bir mekanda, evet, ve de gerçekten iyi bir mekanda. Şimdi ilk onlar geçtiler. Şimdi herkes o tarafa geçtikten sonra belki en son kalacak. Daha orada tek başına kalacak. Bütün, evet, herkes yeni kampüste olup, evet, mesela bir bölüm ya da bir fakülte orada kaldığı zaman aynı problem onun da için geçerli, evet, olacak. Evet, evet. Yani mühendislik fakültesi öğrencilerimize buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sıkıntıları, problem. Ben de mühendislik öğrencisi olarak bunu söylemek istiyorum. Yani sıkıntıları olmasına rağmen hiçbir şekilde üniversitemizi biliyorlar, yani farkında olan öğrencilerimiz. Tabii ilk gelen öğrencilerimiz üniversite heyecanı oluyor. Ondan dolayı düşünceleri biraz şey oluyor. Ama gerçekten üniversitenin yeni kampüsünde ilk önce mühendisliğin geçmesi daha iyi oldu. Çünkü bütün imkanlara daha yakın oluyorlar. Evet. Yavaş yavaş bütün sıkıntılar değişecek. Her şey daha güzel olacak. Bunu da artı bir parantez olarak söylemek istiyorum. Tabii yeni kampüsümüz çok güzel olacak. Sayın Rektörümüz de çok ilgili, yani kendisi birebir ilgileniyor. Öğrenciye çok güzel bir mekan sunabilmek için yeni kampüs olarak. Tabii bu geçiş sürecinde bir takım ufak tefek sıkıntılar olacaktır. Her yerde olur muhakkak ki. Ama hepsi çözülüyor. Bir sıkıntımız yok. Öğrenci açısından da personel açısından da herhangi bir sıkıntı söz anlayışlı konusu bir değil. Personel, anlayışlı bir öğrenci yapımız var hocam Bartu Üniversitesi olarak. Evet. Yani çok da büyütülecek bir şey değil. Yani hani gerektiği zaman biz araç talebinde bulunuyoruz. Sayın Rektörümüz uygun görüyor. Öğrencilerimizi getiriyoruz, götürüyoruz. Bir sıkıntı o bakımdan da söz konusu değil, ama hani öğrencinin bir merkezi kampüs içerisinde bulunması tabii öğrenci açısından çok değişik. Yani üniversite ortamını orada teneffüs edecek tabii ki üniversite havasını. Şu anda ondan biraz yoksun gibi, ama yani ileride çok güzel olacak tabii. İnşallah hocam. Devam edelim hocam. Üniversitemiz meslek yüksek okulu olarak geleceğe dönük çalışmaları nelerdir hocam? Biz şu anda geleceğe yönelik olarak öğrencilerimizin sayısını artırmak istiyoruz yüksekokul olarak. Hem Kurcaşile'deki öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz, program sayımızı artırmak istiyoruz. Hem Ulus ilçesindeki program sayımızı ve öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Fiziksel mekanımız uygun hale geldiğinde bu merkeze de geçerli olacak tabii. Hem program sayısı artacak, hem öğrenci sayısı artacak. İlave belki hani daha fazla teknik program açma imkanı olacak. Çünkü teknik programlar genelde laboratuvar, atölye ihtiyacı olan programlar oluyor. Bunları tabii fiziksel mekan gerekli. Bunları gelecekte bunları yapma amacındayız. Ama dediğim gibi yani her yalnızca fiziksel mekan değil, her sene için müfredat bakımından ne yapabiliriz? Öğrenciyi nasıl daha iyi bir eğitim işte becerisini, niteliğini, kalitesini artırma yönünden müfredatı nasıl geliştirebiliriz, bunu düşünüyoruz. Nasıl daha fazla uygulama yapabilir, iş yeri eğitimi alabilir, bunu düşünüyoruz. Bunları gerçekleştirme yolunda çalışıyoruz. Yavaş yavaş bunları da yerleştireceğiz, gerçekleştireceğimizi umuyorum. Tabii öğrencilerimizin şu anda üniversitedeki kulüplerle
spor açısından Faaliyetler olarak. faaliyetlerle çok şeyi olamıyor. Etkileşim olamıyor. Yani gidip gelme yönünden. İşte kampüse geçersek öğrencilerin o şeyi de birazcık daha Çözülmüş olacak. çözülmüş olacak. Sanıyorum o zaman daha motive olmuş bir profille. Meslek yüksek oğlu olarak. Evet. Yani hani siz verirsiniz de karşıdaki işte bu tür şeyle motive olamamıştır pek. Yani almak istiyordur ama yani hani tamamını alamaz diyelim. Anladım hocam. Biraz teşvik edici olacak unsurlar gerekir. İşte onu da sağlamış olursak öğrenci verilerini alma yönünde hani veya işte kütüphane imkanlarından kendisini geliştirme yönünde belki daha şey olacak, aktif olacak diyelim. Bunu sağlamaya uğraşıyoruz. Yani önemli olan. Yani bir an önce yeni kampüse geçip oradaki etkinliklerden kütüphane hem maddi manevi Tabii yararlanılmak tabii. yapılırsa tabii çoğunlukta öğrencilerimizin daha çok talebi olur. Bazı üniversitelerin programı ya da fakültesi farklı yerde olduğu zaman tercih biraz daha az olabiliyor. Yani tabii bu büyük üniversitelerde de bu geçerli. Normal devlet üniversitesi, vakıfta da hepsinde bu aynı şey. Ama bizim bazı dediğiniz gibi yat işletmeciliği ve de yat kapkanlığı bölümü bu ara basında da çok yer aldı. İnsanlar tarafından da yorum yapılabilen programlar oldu. Evet. Şimdi Buyurun tabii hocam. yat kaptanlığı bölümümüz diye bir bölümümüz yok. Yat işletme ve yönetimi programımız var orada. Evet hocam. Bu program yat kaptanlığı eğitimi verme yetkisine sahip. Onu bir düzeltelim. Çünkü bölüm olarak yanlış Bölüm olarak anlaşılmasın. değil mi Ha, hocam? değil, değil, değil. Anladım Ha, hocam. şimdi şey bakımından, tercih edilme bakımından Çünkü hocam gelen evet. sorulara şu an göz gezdiriyorum da Evet. bölüm tarzında söylenmiş ondan Yok, dolayı. yok. Yat işletme ve yönetim programımız bu programın yat kaptanlığı eğitim verme yetkisini aldık biz. Yani çünkü gelen sorularda da o cihette Evet, anladım. söylendi görüyorum. Ondan bir şey yaptım. Evet. Tabii doğruyu şey yapmamız lazım buradan Tabii hocam. İsterseniz söylememiz. hocam reklam arası vermeden direkt şu an sorularımız var. Tamam. Onlara geçelim Tabii. hızlı bir şekilde. Tabii. Hocam Ahmet Gültekin diye birisi. Meslek Yüksekokulu Merkezi'nin Bartın Merkez Türbe mevkiinde olmasına rağmen Ulus ve Kurucaşile'de bazı programlarını Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde eğitim öğretim vermesinin sebebi nedir? Amasra'da neden eğitim ve öğretim verilmiyor şeklinde hocam. Evet, şimdi tabii Kurcaşile ve Ulus Bartın ilçeleri. Üniversitenin görevi aynı zamanda bulunduğu mekandaki ya da bulunduğu ildeki diyelim, bulunduğu çevredeki ekonomi ve sosyal yapıyı da iyileştirmek. Yani sosyoekonomik bir görevi de var diyelim. Tabii hocam. Şimdi tabii Kurcaşile ilçesinde sosyal yapıyı canlandırmak, efendim, ekonomiye girdi temin etmek amacıyla Kurcaşile ilçesinde olsun, Ulus ilçesinde olsun o yöreye katkı sağlayabilecek, o yöreye uyumlu programları açarak tabii bunu sınava giriş ÖSYM kılavuzlarında da şey yapıyoruz, belirtiyoruz yani bu programlar şu ilçede eğitim verecektir şeklinde. Yani öğrenci bunu bilerek geliyor. Kurcaşile ilçesinde 4 tane programımız var. O yöreye uyumlu. Ulus ilçesinde yine aynı şekilde Ulus bir orman memleketi. Ormancılık ve orman ürünlerini açtık. Giyim üretim teknolojisini açtık. Yine rağbet gören bir programımız.
Amasra'da niye açmadık? Evet hocam. Amasra'da niye yok? Şimdi sorunun bir kısmı oydu. Biz tabii bu görevi yapacağımız zaman oranın yetkililerinden şunu talep ettik. Bize fiziksel mekan gösterilsin. Yani yer gösterilsin. Diğer şeyleri üniversitemiz tefrişini, işte atölye donanımını, laboratuvar donanımını, sınıf tefrişini, bütün öğretim elemanlarının odalarının, yani binayı fiziksel mekanı gösterdikten sonra her türlü için tefrişini rektörümüz yapıyor, üniversitemiz yapıyor. Bunu Amasra bize sağlayamadı. Biraz sıkışık bir yapısı var oranın mekan olarak. Yer sıkıntısı, yer bulma sıkıntısı nedeniyle bize yer gösteremediler. O nedenle orada program açamadık. Yoksa Amasra'da da yer gösterildiğinde hemen program açma şeyimiz var. Amasra'da nasıl bir program oluşabilir hocam? Hangi programlar? Evet, Amasra'ya yöreye uygun olan programları 215 tane program olduğundan söz etmiştim temin. İnceleriz. Yeter ki bize yer gösterilsin. Hangisi bu yöreye uyar? Karşılıklı fikir alışverişinde istişarede bulunup onu teklif etme yoluna. Tabii öğrencinin de talep edeceği, öğrencinin de gelebileceği, işte kontenjanı dolduracağı bir ya da birden çok programı açma yoluna gideriz. O sorun değil. Önemli olan mekan. Anladım, evet, mekan hocam. Olması. Devam edelim hocam. İkinci sorumuza geçelim. Basında yer alan haberinize göre yat kaptanlığı programı açılmış. Yat kaptanı olmak için neler yapılmamız gerekir? Mehmet Ali beyefendinin. Evet. Hocam gözüme çarpan soru buydu. Evet, evet. Program şimdi, esnasında. Evet. Beni de yanıltan soru, evet, diyelim hocam. Evet. Şimdi tekrar edelim yine. Yat kaptanlığı programı diye bir programımız yok. Yat işletme ve yönetim programımız. Programın, aynen, ismi bu. Bu programa biz yat kaptanlığı eğitimi verme yetkisini aldık. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan. Şimdi tabii nasıl aldık bu yetkiyi? Biraz bahsetmiştim temin. Bizden talep edilen bir altyapı var. Teknik altyapı. Bakanın istemiş olduğu. Bunu sağladık. Sayın Rektörümüzün destekleriyle bu teknik altyapıyı sağladık. Sonra denetim için başvurduk. Denetime gelindi. Uygun görüldü. Değerlendirme sonucunda. Ondan sonra işte dediğim gibi Sinop, Gerze ve Yalova dışında üniversitemizin meslek yüksek okulunda yat işletme yönetim programımıza verildi bu yetki. Sınav öncesi eğitim olarak. Ha, nasıl? Tabii şimdi bu eğitimi öğrencilerimiz alıyor. Mezunlarımız da bundan faydalanıyor öğrenci bu hakta. Öğrenci nasıl gelip hocam? Yani sınava mı girmesi gerekiyor bu eğitimi alabilmek için yoksa? Hayır. Bizim eğitim, 2 yıllık eğitimimiz, programımızdaki eğitimimizi tamamlayan öğrenci mezun olduktan sonra 6 ay deniz stajı yapıyor. 6 ay deniz stajı yapıyor. Ve bakanlığın açtığı sınava girip yat kaptanı olma yeterliliğine kavuşuyor. O sınavda başarması lazım. Anladım hocam. O sınava aksi takdirde girme yetkisi kazanamıyor. Yetkisi kazanamıyor. Yani buna biz ön koşulu sağlamış oluyoruz öğrenci için. Anladım. Bölüm neydi? Program neydi hocam? Yani onu bitirip 6 aylık bir staj programı yapacak. Programımızın adı neydi hocam? Efendim? Hangi programdan mezun olması gerekiyordu? Yat işletme ve yönetim programımız. Hocam bu başka üniversitelerde yat işletmeci bu programımızdan gelen öğrencileri de kabul edebiliyor musunuz acaba? Tabii yatay geçişle mesela bu eğitimi almak isteyen
Farklı üniversitenin şu staj eğitimini sadece bizim üniversitenin mezunları mı alabiliyor? Yoksa diğer üniversitelerde bu bölümü bitirmiş, bu programı bitirmiş öğrencilerimiz de gelip de bu 6 aylık staj... Onun için bakanlığa gerekli hazırlığı yapıyoruz. Başvurumuzu yapacağız. Onun için de bir yetkilendirme almamız lazım. Evet. Şu anda yalnızca bizim yat işletme ve yönetim programımızdan mezun olan öğrencilere mahsus bu yetki. Ama dediğinizi yani dışarıdan başvurup da ona da eğitim verip bu yeterliliği sağlama konusunda hazırlık yapıyoruz. Bakanlığa başvuracağız. Yine aynı şekilde bir süreçten geçip onu da alma yolunda adım atmış olacağız. Anladım evet. Hocam. Diğer sorumuza geçelim hocam. Hocam reklam yapmadan nokta nokta mobilya olarak ulaşıyorum. Mobilya işinde eleman sıkıntımız çok oluyor. Eğitim olarak nasıl veriyorsunuz ve Bartın'daki firmalarla ortak işi gerçekleştirebiliyor musunuz? Evet. Mobilya dekorasyon programı öğrencilerimiz üniversitemizin mobilya atölyesi var. Ağdacı kampüsünde. Orada zaten uygulama çerçevesinde ders uygulamaları çerçevesinde devamlı çalışıyorlar. Üretim yapıyorlar yani birebir. Yani dışarıdaki bir mobilya fabrikası, mobilya atölyesinde çalışır gibi orada çalışıyorlar. İşi birebir öğreniyorlar. Yani hani temin söyledim ya o iş yeri eğitimini birebir orada görüyorlar. İçinde yani, hocam yani. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Tekniker bazen mühendisten daha iyi işebiliyor. Evet. Ama eğitim daha fazla almış oluyor. Ama mesela bazen ben staj yapan bir öğrenci olduğum için teknikerlere bakıyorum mühendislerden daha iyi iş biliyor ama siz de galiba hocam mühendislik alanında evet. Eğitim veriyorsunuz. Siz daha evet. iyi bilirsiniz yani. Evet. Şimdi tabii tekniker yüksekokul mezunları, meslek yüksekokulu mezunları eğer teknik programlardan mezunsa tekniker unvanı alıyor. Evet hocam. Sosyal içerikli, iktisadi idari programlardan mezunsa meslek elemanı unvanıyla mezun oluyorlar. Şimdi hani söylemiş olduğum yeterlilikleri, beceriyi, o niteliği verebilirsek biz vermeye çalışıyoruz. Yüksekokul eğitimi sırasında, 2 yıllık eğitimi sırasında mühendisin teorik eğitimi daha fazla çünkü lisans programında. Evet hocam. Tekniker uygulamalı eğitim almış olduğu için daha fazla uygulamada mühendisten. Çünkü ara eleman zaten. Hani temin söyledim ya piramidin üst kısmında yönetici mühendis var. Alt kısmında teknisyen, işçi, usta var. Bu ikisi arasındaki iletişimi, bağlantıyı sağlayacak olan tekniker. Meslek yüksekokulu mezunu tekniker. Evet yani. Anladım hocam. Hocam güzel bir program oldu. Sorularımız burada sona erdi. Hocam son olarak ne söylemek istersiniz yani? Bu meslek yüksekokulları ve istihdam konusunda. Evet. Ya da ayrı olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak Bartın'daki meslek liselerinin mezunlarını bekliyoruz. Onlara uygun programlarımız mevcut. Sınavsız geçiş imkanı mevcut. Kendi memleketlerinde Bartın Üniversitesi'li olmanın onurunu, gururunu yaşasınlar. Eğitimlerini kendi üniversitelerinde alsınlar. Yani dışarıdaki farklı üniversitelere tabii gitmek isteyen olacaktır ama biz de çok iyi eğitim verme yolunda uğraşıyoruz. İmkanlarımız da çok iyi. Sayın Rektörümüz sayesinde hiçbir eksiğimiz yok. Biz kontenjanlarımızın, programlarımızın kontenjanlarının yarı insanının rağbet edeceği programlar dolsun istiyoruz. Onlar rağbet etsin. Bu kontenjanlar dolsun. Mesleki teknik eğitim bölgesinin
ne mahsus çünkü programlar. Yani onların alanlarının uzantısı şeklinde bir yüksek öğretim kurumu. Şunu sormak istiyorum. Evet. Meslek yüksek okullarındaki bölümler var ya hocam. Evet. Onlara paralel olarak mı mesela Bartın'daki meslek evet. yüksek mesleklilerin, meslek liselerinin bölümleri var biliyorsunuz hocam. Evet. O bölümlere paralel olarak gidiyor mu Bartın meslek yüksek okulu, Bartın Üniversitesi meslek yüksek okulu? Tabii. Yani yani oradan direkt geçiş yapabiliyorlar. Aynı bölüm. Hepsi bütün meslek yüksek okulları Bartın Üniversitesi'ne geçiş yapabiliyor mu hocam? Şöyle. Şimdi öncelik mesleki teknik eğitim bölgesi mezunlarına veriliyor. Yeni mezunlara veriliyor. Anladım. Yani biraz önce söylemiştim. Bu Bartın'ın dahil olduğu mesleki teknik eğitim bölgesinden ki meslek liselerinden mezun olmuş öğrenciler öncelikle. Tabi bu yerleştirmeyi öğrenci seçme yerleştirme merkezi yapıyor. Onlar başvuruyorlar sınavsız geçiş için. Öncelik bunlara veriliyor. Yeni mezunlara ve mesleki teknik eğitim bölgesi dahilinde yani Bartın'daki. Tabii. Yani böyle bir öncelik de tabii. var. Şimdi söylediğim gibi 2009 yılında uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre meslek yüksek okulundaki tüm programlar, bölümler adlandırılması mesleki orta öğretimdeki alan ve dallarla uyumlu olarak yapıldı. Anladım. Yani onların uzantısı şeklinde. Bu sınavsız geçişe de çok güzel bir imkan oldu. Yani biz de bekliyoruz. yani üniversitemizi, meslek yüksek okulumuzu bekliyoruz. Yöre mezunlarımızı. İnşallah hocam. İnşallah Bartın'daki lise okuyan, lise mezunu olacak öğrencilerimiz de Bartın Üniversitesi'nin nimetlerinden yararlanmasını isteriz. Evet. Şu an tabii üniversitemiz yeni kampüsü, yeni yapım aşamalarında ileriki senelerde ve öğretim yıllarında daha fazla bir öğrenci alımı olacağını şu an kendisi gösteriyor. Bir lisans programı şu an yüksek okulunun çok üst seviyede bir yapısının olmamasına rağmen yine bir sürü yani tam olarak kaç 2300 öğrenci gerçekten büyük bir sayı hocam. Diğer fakültelerimize göre bir meslek yüksek okulu olarak gerçekten iyi bir sayıya sahipsiniz hocam. Ondan dolayı ileriki senelerde yeni kampüse geçildiği zaman gerçekten sayımızın artacağına eminim. Bununla binaen de zaten teknik ekipmanlarınız da artacağınıza eminim. Çünkü gerçekten üniversitemiz çalışmalı her senenin planını, programını yaparak devam ediyor. Gerçekten güzel seneler meslek yüksek okulunu bekliyor diyelim hocam. İnşallah. Tabii sizin müdürlüğünüzde diyelim hocam. Size teşekkür ediyoruz hocam. Bize bugün konsere gitmeyip bizimle beraber olduğunuz için diyelim. Size ayrıyeten teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim Adem Bey. Sağ olun. Bartın Üniversitesi ile Hayatın İçinden programı burada sona erdi. Yarın gelecek hafta son programımızı yapacağız. Yani Bartın TV'den bir yaz ayrımı yapacağız. İnşallah Eylül'de tekrardan bir beraber olacağız. Gelecek hafta son programımız. Bizi takip edin. Gelecek hafta yeni bir programla ve yeni bir misafirimizle sizlerle beraber olacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum.